Jack. Cenk, konuşmamız lazım. Neredesin sen? İyi tamam, kapat, geliyorum ben. İyi akşamlar Azim Bey. Rahatsız ediyorum ama bunu size söylemem gerekiyor. Annem seyahate çıkmak için evden ayrıldı. Evet, bir süre daha burada olmayacak. Sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama. Tabii sen de alışkın değilsindir şimdi. Senin bana doğru bir şey söylemen için benim seni yakalamam gerekiyor değil mi? Ya bir kere de öfkeni bir kenara bıraksan, beni sakince yargılamadan dinlesen olmaz değil mi? Bana nasihat verebilecek son insansın Azra sen. Neyse, ben buraya tartışmaya gelmedim zaten. Dinliyorum. Diyecek miyiz, konuşacak mısın? Babaannen çok hasta Cenk. Sen ne diyorsun ya? Hasta işte. Sen... Ne olmuş babaanneme? Sen ne dediğinin farkında mısın? Cenk, bir durur musun? Bir sakin ol. Babaannen şu an... Niye teyzenin evinde uyuyor? Ama yarın... Azra, açık açık konuşacak mısın artık? Babaannem bir süredir kanser tedavisi görüyor. Sen ne diyorsun ya? Üzgünüm Cenk. Durumu çok ciddi. Yarın ameliyat olacak. Sen ne zamandır biliyorsun bunu? Bir süredir. Bir süredir biliyorsun ve benden mi gizliyorsun Azra? Senin ne hakkın var ya bunu bizden gizlemeye ha? Cenk, bak gerçekten benim suçum değil. Ben Feride Hanım'dan rica ettim. Daha ilk öğrendiğimde lütfen ailenize anlatır mısınız dedim. Ama o istemedi. Çünkü sizi üzmek istemedi. Çünkü size çok değer veriyor. Ama siz onun verdiği değerin farkında bile değilsiniz. Dur, yapmayın böyle. Özellikle de sen.
Yarın ameliyata girecek. Seyahate falan çıktığı yok. Ben sarıldım, onu öptüm, kokladım. Moral vermeye çalıştım. Ama uyuduğumda senin adını sayıklamaya başladı. Tek beni yalnız bırakmaz dedi. Ben de o yüzden seni aradım. Ameliyattan önce seni görürse mutlu olur diye düşündüm. Ben babama yetişemedim. Biliyorsun. Hangi hastane? Ama bak, sadece senin bilmen lazım Feride Hanım. Azra, hangi hastane?